Hareketsiz yaşamını... Elbette o da bir faktördür. Şu anda biliyorsunuz hocam, korona günleri hep evdeydik. Ama işte bu hani birebir tek başına akciğer kanseri yapar mı? Hayır, yapmaz. Ama hani sebeplerden biri olarak belki diğer sebeplerde fazla miktarda varsa katkıda bulunabilir. Ama hareketsiz yaşam tabii ki kalp damar sağlığı açısından da önemli bir parametre. Onun için hani evde de olsa bir takım ufak tefek de olsa hareketlerini, yürüyüşlerini mutlaka yapmaları gerekir insanlara. Evet, temiz hava. Bunlar tabii hava kirliliği önemli sebeplerden biriydi. Eğer hava kirliliği ortadan kaldırılabilirse mutlaka katkı yapıyor hava kirliliği de. Çünkü bu kirli hava içerisinde bir takım bileşenler var. O da önemli bir faktör akciğer kanserinin gelişmesinde. Ama dediğim gibi bunların hepsinin multifaktöriyel bir takım rolleri var. Ve bir de genetik olarak hücrenin bozulup bozulamayacağı, immün sistemin nasıl olup olmayacağı bunu etkileyecek faktörler arasındadır. Ama en önemli sebep sigara. Evet, en önemli sebep sigara. Sigaranın bırakılması, bir de kurallara uygun o belirlenen meslek gruplarında kurallara uygun çalışma düzeninin ortaya konulması ve insanların da bunlara dikkat etmesi. Tabii sen sistemi kuruyorsun bazen, ondan sonra ya bu bana sıkıntı veriyor diye insanlar kendileri bazen kullanmıyor. Bunları insanların da kullanmasını teşvik ederek akciğer kanseri oranlarını azaltmak mümkündür. Erken teşhis için herhangi bir tarama testimiz yoktur. Meme kanserinde ya da bağırsak kanserinde ya da başka bir prostat kanserinde olduğu gibi erken hani teşhis için bir faktörümüz yoktur. Ama o demin saydığım iş kolları arasında ki onlardan biri de biziz, radyasyonla çalıştığımız için bizim her yıl düzenli olarak bir takım tetkiklerimiz yapılır. Bu tür bir olaya maruz kalmayalım diye ve takip ediliriz. Diğer meslek gruplarında da bir takım tetkiklerle takipler yapılır. Ama tabii kişinin öncelikle kendisine dikkat etmesi lazım. Yani hareketli bir yaşamı oluşturması lazım. Sigarayı, alkolü bırakması lazım. Stresten uzak durması lazım. Yani bunları tabii sayarken hangi birini nasıl yapar bilmiyorum. Hepsini birlikte sağlamak mümkün müdür? Elbette ki İstanbul'da yaşayan bir insan için stresten kurtulmak çok zor bir. Ama bunu minimalize etmek en önemli faktörlerden biridir. Yaşadığımız ortamın havasının temizliği önemli. Yediğimiz, içtiğimiz şeylerin her şeyi önemli. Ama hani organik bir şeyi şu anda tam tamına bulmak mümkün müdür? Evet, yani bu teknoloji gelişirken biz bazı şeylerimizi de maalesef kaybediyoruz. Ben çocukluğumda biliyorum, bizim evimizin bahçesi vardı. Bahçemizde domatesimiz de yetişirdi, salatalığımız da yetişirdi, her şeyimiz yetişirdi. Biz oradan gider koparır, hatta böyle üstümüze silerdik. Öyle yirdik çocukken. Ama hani bir şey, ilaçlama yapılmazdı. Öyle bir kimyasal ilaç falan atılmazdı. Doğal gübreler kullanılırdı. Ama şimdi bunların hiçbirini bulmak mümkün değil. Mevsiminde olmayan dahi. Evet, yani şu anda her şey var yani, her şey var. Teknoloji evet iyi, çok güzel. Bizim hayatımızı kolaylaştırıyor, şey yapıyor ama hani bilmiyorum sağlığımızı. Gerçi hani bütün bunlara bakıyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz insanın yaşam süresi de uzamış. Yani böyle bir şeyli bir süreç var. Geriye gitmeyi beklerken teknolojiyle beraber bunlar da ileri gidiyor. Yani bilmiyorum yani her şey bana göre yerinde ve zamanında olmalı. Öyle düşünüyorum. Evet. Ben siz bir bilim insan olarak o kadar güzel mesajlar veriyorsunuz ki şu anda ekranda.
ekranları başındaki izleyenlerimize. Biraz da şuna da teşvik ettiniz hocam. Köy hayatınıza, eski hayatınıza bir dönüşte yapabilirsiniz. Hani büyük kentlerde eğer imkanınız var ise tabii. Ya şimdi tabii eskiden herkes kendi içeceğini yapardı. Bizim hani ben Nallıhan'da büyüdüm. Benim ilçem tarıma çok elverişli bir ilçeydi. Herkes kendi bahçesinde her şeyini yetiştirirdi. Tavuklarını yetiştirirlerdi. Köy pazarları olurdu. Biz tavukları oradan alınırdı mesela. Entegre tesisler falan yoktu. 20 günde büyüyen tavuklar yoktu. Hep gezen tavuk, böyle ortamdan beslenen tavuklar vardı. Onun haricinde insanlar hani biraz daha böyle birbirlerine saygılı, birbirlerine daha samimilerdi. Ama hani şimdi İstanbul'da yaşıyorum ben. Yani tabii trafik ayrı bir stres, ayrı bir stres, hava durumu, ondan sonra yaşam şartları, tabii bunların hepsi bir araya gelince insanlar bazı şeylerde zorlanıyorlar diye düşünüyorum. Ama bu korona günleri bize biraz herhalde geçmişimizi ya da kendimizle olan yapmak istediklerimizi bir program haline getirmiş olabilir mi? Şimdi şöyle, yani bir kere hani köyde ve daha küçük yerlerde yaşayanlar daha özgürdüler. Bağına bahçesine gittiler. Hiç kimse kimseden etkilenmedi. Kimse kimseye bulaştırmadı. Herkes işine gücüne baktı. Hani büyük şehirlerde olduğu gibi eve tıkılıp kalmadılar mesela. Daha rahat bir zaman geçirdiler. Bu süreç bize şunu da gösterdi. Yani kendi öz kaynaklarımıza geri dönmemiz gerektiğini, kendi hayvancılığımızı, kendi tarımımızı kendimizin yapması ve kendi kendimize yeten bir ülke olarak gene dünya şeyinde rol oynamamız gerektiğini de gösterdi. Elbette sanayileşme, teknoloji çok güzel bir şey. Evet. Onlar da yapılacak ama bunlar yapılırken diğerlerini de bir kenara atmamasının gerektiğini düşünüyorum ben. Ve şu anda evet tarımımız vardı. Tarımın ve üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş elbette, olduk. Elbette, elbette, elbette. Yani şehirleşme, çok büyük şehirlerde yaşama, bunlar tabii çok büyük sıkıntıları olan bölgeler ama insanlar da maalesef artık hani köy yaşamı biraz daha uğraş gerektiriyor, emeğinin karşılığını bulup bulmaması, bunların hepsi birer faktör. Tabii bunları hani burada biz kendimize göre çok güzel yorumluyoruz ama bunlar tabii ki böyle bu kadar rahat konuşulacak ya da yorumlanacak şeyler değil. Bir sürü faktör var bunları etkileyen. Mutlaka ki ama özendirilmeli bence. Özendirilmeli dönmek isteyenleri. Böyle bir yaş grupları olabilir mesela. Yani ben öyle bir yaş grubu olarak düşünmüyorum. Herkes olabilir ama özendirilmeli. Kendi yapacakları alanda belki teşvik edilmeli. Ve hani o bölgelerde de insanlarımızın kendi çabalarıyla oluşturduklarını değerlendirmelerini ve bu değerlendirildikleri şeylerin de değerinde bir alıcı bulmasının bu yaşam tarzına biraz akışı kolaylaştıracağını düşünüyorum ben. Evet, şu andaki yaşam tarzımızda tabii önümüzdeki süreç belirleyecek. Elbette, yani şimdi tabii her şey daha kontrollü olmak zorunda. Yani eskiden hani böyle şey yaptığımızda, siz de geldiğinizde bir tokalaşırdık, merhaba derdik, evet, nasılsın derdik, böyle bir şey yapardık. Ama şimdi maskemiz var işte. Karşı karşıya oturuyor sanki böyle bir şeyden ama bunlara uymak zorundayız. Yani başka yapacak bir şeyimiz de yok. Bugünler geçene kadar bu belirlenen
hijyen kurallarına, maske takma kurallarına, sosyal mesafe kurallarına mutlaka uymak zorundayız ve bu şekilde de doğru yönettiğimiz, iyi yönettiğimiz bu korona pandemisinden ülkemizin başarılı bir şekilde çıkabileceğini kanaati içindeyim ben. Peki bu kurallara uymazsak ne olur? Bir bilim insanı olarak sizden dinleyelim hocam. Kurallara uymazsak herkes şey olur. İkinci bir vaka tekrar. Olur tabii ki. Olur tabii. Yani şimdi sen bu kurallara uymazsan ve herkes birbirine bulaştırırsa tabii ki insanlar hastalanır. İnsanlar hastalanınca da sağlık sisteminiz daha kötüye gider. Her şey daha kötüye gider. Yani şu ana kadar yönettiğiniz her şeyi bir anda bozulabilme ihtimali olabilir. O nedenle belirlenen kurallara mutlaka uymak gerekir. Özellikle sosyal mesafe, hijyen ve maske. Mutlaka ve mutlaka uymak gerekir. Uymayanları da uyanların bence uyararak lütfen diye uyararak bunlara uymasını sağlamaları gerekir diye düşünüyorum.